Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şifalı bitkilerden zeytin. Akdeniz havzasında ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Yaprağını dökmez. 5 ila 20 metre yüksekliğinde uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları yeşil renkli, derimsi ve karşılıklı dizilişlidir. Çiçekleri beyazımsı, sarı renkli olup salkım halindedir. Meyve önceleri yeşil, olgunlaştığı zaman parlak siyah renklidir. Meyvelerinden zeytinyağı çıkartılır. Ev ilaçlarında zeytinin tanesi, yaprakları, kabukları ve yağı kullanılır. Zeytinin faydaları. Zeytinyağı safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını keser. Sarılıkta faydalıdır. Özellikle zeytinyağı kilo vermeye yardımcıdır. Zeytinyağı kilo aldırmaz. İnsülin direncine karşı fayda sağlar. Eczacılıkta bazı ilaçları hazırlamakta kullanılır. Yaprakları ve kabukları yüksek tansiyonu düşürür. Şeker miktarı dengelenir. Kolesterolü düşürür. Her gün 5 adet zeytin yemek mide ağrılarını hafifletir. Her gün bir avuç zeytin yenildiğinde vücuttaki iltihaba karşı fayda sağlar. Siyah zeytin stresi azaltarak hafızanın güçlenmesini sağlar. Alzheimer'a karşı faydalıdır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Zeytin, E vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Saçlarda ve ciltte fayda sağlar. Cilt hücrelerini hızlı bir şekilde yeniler. Kalbi koruma özelliğine sahip oleik asit içerir. Zeytin ve zeytinyağı kalp sağlığını korumaya karşı oldukça faydalıdır. Zeytinin taneleri oldukça besleyicidir. Ciltteki mantarlarda fayda sağlar. Bağışıklığı güçlendirir. Özellikle siyah zeytin yüksek demir kaynağıdır. Bu yönüyle anemiye karşı faydalıdır. Zeytin ve zeytinyağı sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Zeytinyağı ile masaj yapılırsa kas ağrılarını azaltır. Zeytinin kullanım şekilleri. 7-8 adet kurutulmuş ve ufalanmış zeytin yaprağı bir bardak sıcak suya atılarak 5 dakika demlemeye bırakılır ve süzülerek ılık olarak içilir. Günde 2 ya da 3 bardak içilebilir. Zeytinyağı şeklinde de yemeklerde, salatalarda kullanılır. Zeytinin çayını hamileler ile emziren annelerin kullanılması önerilmez.